günaydın ve uçağımıza hoş geldiniz. Sık uçan biriyseniz bu cümleyi çok kere duymuşsunuzdur. Siz o an pek fark etmeseniz de uçuş ekibi sizi karşılarken aynı zamanda bir değerlendiriyorlardı. Bu sırada fiziğinizden takı tercihlerinize kadar gözlemleniyorsunuz. Neden mi? Meslektaşları olup olmadığınızı anlarlar ve sizi gördüklerine sevinirler. Çünkü uçuş ekibinin ilk görevi güvenliği sağlamaktır. Olası bir acil durumda da kendileri gibi kabin görevlisi olarak çalışan birinin onlara yardım edeceklerini bilirler. Ne de olsa ne yapılması gerektiğini bilirler. Panik yapmazlar ve gerektiğinde yolcuları kabinden çıkarabilirler veya ilk yardım uygulayabilirler. Okumak için yanınıza aldığınız şeyleri kontrol ederler. Aynı meslektaşları gibi doktorlar, hemşireler ve diğer medikal profesyoneller de olası bir acil durumda çok faydalı olurlar. Yani bir konferanstan dönen bir doktorsanız ve elinizde sayfa sayfa medikal doküman varsa veya tıp dergilerini okumayı seviyorsanız uçuş ekibi siz onlara bir şey söylemeden mesleğinizi anlayacaktır. Kabin bagajınızın boyu önemlidir. Bu bagajların belirli bir boyutlarının olmasının bir sebebi var tabii ki. Tecrübeli bir uçuş görevlisi, bariz bir şekilde büyük olan bagajınızı kabine sokmanız durumunda sizi ikna ederek bagajınızı uçağın kargo bölümüne aldıracaktır. Aksi halde bu bagajlar üstteki dolaplardan düşebilirler ve sizi ya da diğer yolcuları yaralayabilirler. Hatta acil durumlarda koridorlarda bir engel oluşturabilirler. Bunları koltukların altına sokmak da koridorları tıkayabilir. Hatta tamamen normal giden bir uçuşta bile gereğinden fazla çantayı kabine sokmak ve kabinden çıkarmak gereksiz bir süre harcanmasına neden olacaktır. Burada yaşınız da çok önemli. Uçuş görevlileri her zaman ekstra ilgiye ihtiyaç duyabilecek ve yetişkin gözetimi olmadan uçan ergenleri tespit ederler. Hatta çoğu havayolu şirketinin uçaklarında genç yolcuların çoğuna hitap edecek eğlence setleri veya boyama kitapları bulunmaktadır. Buna ek olarak 2 yaşından küçük yolcuların kabindeki acil çıkış sıralarına oturmaları yasaktır ve onlar için gerektiğinde kullanılmak üzere özel can yelekleri bulunur. Güçlü görünmeniz işlerine gelir. Ve bunun sebebi kişisel ilgileri değil, tamamen güvenliktir. Uçakta arıza çıkaran bir yolcunun olduğu olası bir acil durumda bulabildikleri kadar yardıma ihtiyaçları olacaktır. O yüzden ekip üyeleri güçlü gözüken yolcuları yardım edebilir olarak kodlarlar ve nerede oturduklarını akıllarında tutarlar. Genel sağlık durumunuz onlar için önemlidir. Uçuş görevlilerinin eğitimi hastalıkların işaretlerini ve semptomlarını fark etmeyi de kapsar. Sizden durumunuzun ciddi olup olmadığını belgelemenizi bile isteyebilirler. Bunun ilk sebebi sizin güvenliğiniz. Mesela kabindeki basınç farkı veya irtifa kendinizi daha kötü hissetmenizi sağlayabilir. İkincisi ise kimse yolun ortasında tıbbi bir acil durum yüzünden acil iniş yapmak istemeyecektir. Ve son olarak da bulaşıcı hastalıklar özellikle uçaklar gibi kapalı alanlarda çok hızlı bir şekilde yayılabilirler ve bu da kimse için iyi olmaz. Bir kadının kaç haftalık hamile olduğunu anlayabilirler. Tecrübeli uçuş görevlileri hamile yolcuların kaçıncı 3 aylık dönemde olup olmadığını kestirebilirler. Zaten belirli bir süredir hamile olan yolcuların uçmalarının güvenli olduğunu gösteren bir belgeye ihtiyaçları vardır. Onlara karşı kibar davranırsanız sizi daha fazla önemserler. Şöyle düşünün, uçuş başına 100 kereden fazla olacak şekilde merhaba demeleri gerekiyor ve sizin de onlara karşılık vermeniz sizi fark etmelerini sağlıyor. Buna bir de samimi bir gülümseme ve göz teması da eklerseniz onlardan ekstra yemek almak veya hatta sınıf yükseltmesi gibi bonuslar bile bekleyebilirsiniz. Kaba davranışlarınızı da unutmuyorlar. Bir sebepten dolayı uçağa girerken bir merhaba bile demiyorsanız yalnızca kabalık yapmış olmuyorsunuz. Hatta uçuş ekibinin yolcuları test etme şekillerinden biri de budur zaten. Öyle huysuz yolcular olası tehdit olarak işaretlenirler. Uçuş görevlileri de bu insanlardan acil durumlarda yardım istemezler. Göz temasında bulunmamanız da önemli bir detaydır. Yolcuları test etmenin ikinci aşaması da onlarla göz teması kurmaktır. Bir yolcunun gözlerini kaçırması da bir alarm sebebidir. %100 olarak tehlikeli bir şeyler planladıklarının kanıtı olmasa da bu insanın bir şeylerden utandığının göstergesi olabilir. Diğer yolculara nasıl davrandığınızı da fark ederler.
uçuş ekibi iniş sırasında etrafınızdakileri iterek ilerlemeye çalışıyorsanız veya hadi ilerleyin tadında şeyler söylüyorsanız sizi olası arıza çıkarıcı bir yolcu olarak işaretler. Diğer yolcuların çantalarını kaldırmalarına yardımcı olmanız, gülümsemeniz ve bariz bir şekilde gergin olan yolcular ile muhabbet etmeniz durumunda ise size müteşekkir olurlar ve ufak birkaç şeyle sizi ödüllendirirler. Konuşma şekliniz planlarınız hakkında bilgi verir. Çok hızlı veya yavaş konuşmak, en basit sorulara cevap verirken bile tereddüt etmek ve sürekli söz kesmek anksiyetenin işaretleridir. Ayrıca bir şeyler planlayan suçluların bir göstergesi de olabilir. Kafanızı ve bileklerinizi ovuşturmak normalden daha gergin bir ifade, keskin hareketler, öksürmek, kafanızı gereğinden fazla sallamak da aynı şeye işaret eder. Kimse bunlar yüzünden sizi uçuştan atmaz ama ekibin size özel olarak dikkat etmesine neden olursunuz. Uçma korkunuz olup olmadığını anlarlar. Her zaman gergin bir şekilde gülümsemeniz, kolluğunuzu gergin bir şekilde tutmanız veya kulaklığınızın kablosuyla oynamanız uçuş görevlerine uçma korkunuz olduğunu gösterir. Bunun üstüne ellerinden geldiğince sizi rahatlatmaya çalışırlar. Moralinizi yükseltmek için uğraşırlar ve işe yaramaması durumunda sizi yalnız bırakırlar ve olası bir panik atak durumuna karşı uzaktan gözlerler. Uçma korkusu ve panik ataktan bahsetmişken sanırım şu an kendimi çok iyi hissetmiyorum. yok şaka. Ama size sorayım. Uçmayı sever misiniz yoksa uçarken kendinizi gergin mi hissedersiniz? Yorumlarda hepimizle paylaşın. Kıyafetleriniz önemli bir detaydır. İyi giyimliyseniz ve bakımlıysanız olası bir sınıf yükseltmesi için daha fazla şansınız vardır. Şöyle ki, business ve birinci sınıf seyahat etmenin kendi çapında bir tarzı vardır. Ekibin kıyafetlerinizi kontrol etmesinin bir diğer nedeni de giydiklerinizin olası bir acil durumda uçağı terk etmenize engel olup olmayacağını anlamaktır. Ve bu hususta sadece bol veya büyük şeylere bakmıyorlar. Aynı zamanda yanıcı materyallere karşı da dikkat ediyorlar. Nasıl takılarınızın olduğuna önem gösterirler. Söz konusu güvenlik olduğunda takılarınız da kıyafetleriniz kadar önemlidir. Kocaman küpeler veya bileklikler tahliye sürecini yavaşlatabilirler. Uçağa kiminle bindiğiniz de önemlidir. Ailenizle seyahat ediyorsanız ama koltuklarınız farklı sıralardaysa hepinizin bir araya oturmasını ayarlamaya çalışırlar. Bu sayede uçuşun herkes için daha keyifli geçmesini sağlarlar. Buradaki bir diğer önemli detay da şudur. Az önce fark ettikleri ve gücü kuvveti yerinde duran adam ailesiyle seyahat ediyorsa olası bir durumda yardımcı olması için başka birine bakarlar. Çünkü ailesiyle seyahat eden birinin önce ailesini güvende tutmak istemesi çok normaldir ve canını diğer yolcular için riske atmak istemeyebilir. Kaçak malları tespit edebilirler. Uçuş görevlileri duty free'den satın aldığınız ve kabine sokmanın yasak olduğu bir şeyleri gizlice sokmaya ve uçuş sırasında kullanmaya çalıştığınızı anlarlar. Ayrıca bazı insanlar ufak evcil hayvanlarını el çantalarına sokarak kabine getirmeye çalışırlar. Bu da ne yazık ki yasaktır. Sıklıkla uçan yolcuları kestirebilirler. Sık uçan yolcular, sadakatlerinin bir karşılığı olarak ödüllendirilmeyi severler. Çok sık uçtuklarını gösteren bir isim etiketi takmayacak olsalar da, uçuş ekibi yolcuları analiz ederken yeteri kadar şey öğrenirler ve bu tarz yolcuları bilmek için çaba harcarlar. Az önce bahsettiğim tüm detaylar uçuşunuzun güvenliği için var. Tabii ki tek bir işaret yüzünden bir sonuca varmayacak kadar akıllılar ama birkaç tanesini fark ederek sıkıntı çıkarabilecek yolcuları kolayca not edebilirler. O yüzden sıkıntı çıkarabilecek bir yolcu olarak kaydedilmek istemiyorsanız ne yapmamanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Dur seni birazdan çıkaracağım. Aferin oğluma. Evet, bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğinizi düşündüğüm diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.